Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Arzu'yum. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bizim için önemli bir gün çünkü iki gün önce köyümüzün yolunu yapmaya başladı. Düzce İl Özel İdaresi makineleriyle birlikte personeli. Şu an bu yolu biz çok kullanıyoruz. Aslında köyümüzün içi kaldırım taşı, Arnavut kaldırımı dedikleri taştan döşeli ama burası köyün son kısmı. Ancak Şakir abinin evine giden yol burası. Biz de fındık zamanı bu yolu çok kullanıyoruz. Özellikle fındık taşırken hızlı gidip gelmemiz gerekiyor işe yetişebilmek için. O yüzden bu yol bizi çok yavaşlatıyordu. Bizim için büyük bir şans bu. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun diyelim. Yapanlardan, yaptıranlardan diyelim. Çünkü burada birçok kişi çalışıyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. İnanın şu an 2,5-3 şiddetinde deprem oluyormuş gibi hissediyorum. Silindir gidiyor, yolun boş olan kısımlarında herhalde daha da hissettiriyor. Demek ki bu kadar etkili bir şey bu silindir. Önce grader, 2 gün önce grader yolu düzeltti, temizledi. Yolun kenarındaki su oluklarını açtı. Burada çok su duruyordu. Burası çok çukurdu şu gördüğünüz nokta. Burayı kapattılar. Buradan dereye, şuralarda bir yerde olması lazım. Pardon, burada değil. Burayı kapattıkları için şuradan vermişler. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Yolun her iki tarafında da oluk vardı. Yolu şimdi bu tarafa meyil vermişler. Oluğu bu tarafa, su kanaletinin yanına vermişler. Buraya da büz koymuşlar. Şöyle. Çok şükür buradan artık suyun tahliyesi kolay olacak inşallah. Şu şekil hemen dereye vermişler. Buradan şöyle dereye açmışlar. Buralar çok atıl durumdaydı. Evet, inşallah kalıcı güzel bir yol olacak. Şu an görüntü itibariyle öyle görünüyor. Çünkü buraya önce dolgu malzemesi çektiler. Dolgu malzemesini serdiler. Yaklaşık 15-20 gün kaldı, ezildi. Şimdi tekrar üzerine mıcır seriyorlar. Buradan da yine su tahliye etmesi için buraya da vermişler. Silindir de grader'in yardığı, grader'in ezdiği, söyleyemedim, grader'in yaydığı mıcırı eziyor. Arkasında da asfalt serme makinesi. Asfalt serme makinesi orada bekliyor. Muhtemelen birazdan da asfalt gelecek. Şimdi asfalt serme makinesinin oradan başlıyor aslında köydeki evler ama az gerimizde de iki ev vardı. Bir evde Şakir abinin evi var. Burası daha çok tarla yoluydu. Oradan itibaren zaten Arnavut kaldırım taşlarıyla döşeli köyün içi tamamen. Ancak bu yolu biz ve köylüler tarlaya giderken, bahçelerine, tarlalarına giderken bu yolu sürekli kullanıyoruz. Hem toz oluyordu hem de traktörle gitmesi haliyle zor oluyordu. Bakın çıkan sesi duyuyor musunuz? Yolun sallanmasından bahçe duvarının demir kapısı titriyor.
Evet değerli izleyenler, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kanalımızı dışarıdan izleyenler, köylümüz olup dışarıdan izleyenler olabilir. Köyümüzdeki gelişmelerden hem haberdar olsunlar istedim, hem de bu mutlu günümü diyeyim, sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü şu yol şuradan itibaren başlıyordu. Yaklaşık 809 metre boyunca bozuktu ve gerçekten fındık taşırken benim çok hızlı hareket etmem gerekiyor işçiye yetişebilmek için. Çuvallar doluyor, biz traktöre boşaltıyoruz fındığı, direkt getirip evin bahçesine damperi kaldırıp indiriyoruz, boşaltıyoruz. Tarladan buraya gelmem, evin önüne gelmem yarım saat sürüyordu. En az 15 dakikamı bu yol yiyordu, burada hızlı gidemediğim için. Şimdi burada da çok şükür bu yoldan sonra hızlı gideceğiz. Şöyle bakıyorum bir yandan çekerken, yolun meyiline bakıyorum. Evet, yolun meyili gördüğüm kadarıyla su oluna verilmiş. Çok güzel. İnşallah iyi olur. Eğer asfalt da gelseydi iyi olurdu ama daha fazla da video uzatmayalım. Burada bitirelim videomuzu. Şöyle devam ederken hemen orayı da bir göstereyim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Neyse, burada bitirelim videomuzu. Arkadaşlara selam veririz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.